hiçbir zaman yalnız olmadığımızı biliyor muydunuz? Sağ ve sol omuzlarımızda bulunan iki melek gün boyunca bize arkadaşlık yapıyor, her hareketimizi takip edip not alıyorlar. Onlar yazıcı melekler. Peki her daim bize bu kadar yakın olan bu melekleri yeteri kadar tanıyor muyuz? Ne yaptığımızda farkında olmadan onları incitiyoruz? Bu videodan sonra attığımız her adımda aslında takip edildiğimizi hatırlayacak, belki de hangi davranışları yapıp yapmamamız gerektiğini duyduğunuzda hayret edeceksiniz. Daha fazlasını duymaya hazırsanız başlayalım. Gözümüzle göremediğimiz ama etrafımızda dolaşan birbirinden farklı mahlukat olduğunu biliyor muydunuz? Onlardan bazıları da gün boyunca önümüzden arkamızdan, sağımızdan solumuzdan bizler hiçbir şey hissetmeden görevlerini yerine getiriyor. Aslında bazıları da arkadaşımız ve bize son derece yakın varlıklar. Sabah uyanırken, gece yatarken, yemek yerken, çalışırken veya araba kullanırken attığımız her adımı, hatta aklımızdan geçenleri bile saniye saniye takip edip her bir detayı tek tek not alıyorlar. Yani anlayacağınız, evinizde tek başınıza oturduğunuz veya ofiste işinize daldığınız anlarda yalnız değilsiniz. Sizi yalnız bırakmayan varlıkların başında gelenler ise sağ ve sol omuzlarımızda bulunan iki melek. Kiramen Katibin. Yani diğer ismiyle yazıcı melekler. Onlar günahlarımızı ve sevaplarımızı kaydetmekle yükümlüler. Yaptığımız veya yapmadığımız her şeyde gözleri her an üzerimizde. Çünkü onlar adından da anlaşıldığı üzere doğumumuzdan bu dünyadan ayrıldığımız ana kadar her hareketimizi not almak, yazmak yani kaydetmekle görevliler. Hatta hayatımızı kaybettiğimiz zaman bile görevleri bitmiyor. Mahşer günü geldiğinde hesap zamanında yanımızda bize eşlik edecekler. Az sonra iki omuzumuzda yer alan bu meleklerin gün boyunca nasıl görev aldıklarını, bizimle nasıl bir irtibat halinde olduklarını duyduğunuzda hayret edecek ve bundan sonra yalnız başınıza olduğunuzu düşündüğünüz anlarda bile onların varlığını aklınıza getirip hareketlerinize daha özen göstermek isteyeceksiniz. İnsanın meleklerle olan münasebeti daha anne karnına düşmeden başlar, ömrü boyunca devam eder, ahiret zamanı geldiğinde ise meleklerle olan ilişkimiz ebedileşir ve sonsuza kadar devam eder. Şimdi gelin her daim yanımızda olan bu iki meleği, Kiramen Katibin'i daha yakından tanıyalım. Hakan isminde bir genci örnek alalım. Hakan, salgının yeni başladığı dönemde bir restoranda paket servis elemanı olarak çalışıyor olsun. Patronu Cemal Bey son 3 aydır maddi açıdan büyük bir sıkıntı çekiyor. Restoran müşteriye kapalı. Sadece paket servis izinleri var. Cemal Bey, işlerin iyi gitmeyişinden dolayı mutsuz, stresli ve gergin. Bu yüzden az önce istemeden de olsa Hakan'a biraz sert çıkışıp kalbini kırdı. İş yerinde bu tarz olaylar yaşanabiliyor. Hakan'ın yetiştirmesi gereken bir siparişi var şu anda. Morali bozuk, biraz da kızgın bir şekilde siparişini alıp müşterinin evine doğru yola çıkıyor. Tabii yalnız değil, yanında melekleriyle birlikte. Son 3 aydır maaşını hem gecikmeli alıyor hem de eksik. Tüm bunlara rağmen nasıl olur da patronu ona böyle kötü davranır diye düşünüyor. Siparişini götürürken Hakan'ın aklına binbir türlü duygu geliyor. Kızgın, patronundan intikam almaya karar veriyor. Bu sırada ise omuzlarında hazır bekleyen iki melek merakla Hakan'ı takip ediyorlar. Hakan düşünüyor, acaba etrafta gezinip müşteriye geç mi gitsem, hem biraz kafam dağılır hem de müşteri sinirlenip belki bir daha bizden sipariş vermez. Böylece Cemal Bey'den hıncımı çıkarmış olurum. Tam bu sırada Hakan'ın sol omuzunda bulunan yazıcı melek not almak için hazırlandı. Çünkü Hakan birden fazla yanlış yapmak üzereydi. Hem müşterisinin hakkına hem çalıştığı restorana zarar vererek orada çalışmakta olan diğer iş arkadaşlarının, patronuna kızmış veya haksızlığa uğradığını düşünmesine rağmen çalışmaya devam ettiği iş yerinin sahibinin ve de belki de patronunun hakkına girmek üzereydi. Fakat kısa süre içinde bu düşünceleri gerçeğe dönüştürmekten vazgeçip hızla siparişini müşteriye götürmeye karar verdi. Hakan'ın solunda bulunan melek, onun aklından geçirmiş olduğu bu yanlış düşünceler için kendisine herhangi bir günah yazmadı.
Bu sırada sağ omuzundaki melek de soldaki yazıcı meleği izleyerek ona şahitlik yapmaktaydı. Peki Hakan herhangi bir eylemde bulunmamışken yazıcı melek onun aklından geçenleri nasıl anlamıştı? Kiramen Katibin, hafaza melekleri yani diğer isimleriyle yazıcı melekler gün boyu ilginç bir olaya şahitlik yapıyorlar. O da bizim vücudumuzdan yayılan bir takım kokular. Henüz eyleme geçirmediğimiz davranışlarımız vücudumuzdan bazı kokular yayılmasına neden oluyor. Kul iyiliğe karar verince ondan bir mis kokusu yükselir. Kötülüğe karar verince de leş kokusu yükselir. İşte yazıcı melekler de vücudumuzdan yayılan bu kokuyu duyarlar ve bunu kaydederler. Aklımızdan geçirdiğimiz kötü düşünceler veya kararlar bunları eyleme geçirene dek hanemize günah olarak yazılmaz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bildirdiğine göre Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Kulun bir günah işlemeye karar verirse onun cezasını yazmayın. Şayet o kötülüğü işlerse ona bir günah yazın. Peki ya aklımızdan iyiliğe hizmet edecek bir şey geçirdiğimizde durum nasıl oluyor? Hakan aklındaki kötü düşüncelerden hızlıca kurtulup, ''Patronum bugüne kadar bana hep iyi davrandı. Onun vesilesiyle bunca zaman Allah rızkımı verdi. Biz çalışanlar bu zor zamanda onu yarı yolda bırakmak yerine birlik olursak inşallah daha güzel günler gelecektir.'' diyerek hızlıca siparişini götürmeye başladı. Yolda giderken de kendi kendine bir söz verdi. Eğer müşteriden bahşiş alırsa bu sefer bu bahşişini bir garibana verecekti. İşte bu sırada Hakan'ın vücudundan insan algılarımızla hissedemediğimiz çok güzel bir mis kokusu yayılmaya başladı. Bu kokuyu iki omuzunda onu takip eden melekler alabiliyordu. Sağ omuzundaki melek kokuyu aldığı gibi derhal Hakan'a bir sevap yazdı. Ama nasıl olur? Hakan henüz eylemi gerçekleştirmemişti ki. Halbuki aklından kötü düşünceler geçirirken bunlar günahhanesine işlenmemişti. Evet, Allah-u Teala yazıcı meleklerine buyuruyor ki, bir kişi iyilik yapmaya karar verirse, yapmasa bile ona bir sevap yazın. Yaptığında ise 10 sevap yazın. Yazıcı meleklerle aramızda geçenlere daha yeni başladık. Bakın gün boyunca neler gerçekleşiyor. Öncelikle Kiramen Katibin bazı durumlarda yanımızdan ayrılarak uzak bir köşede beklemektedirler. Bu anların başında tuvalet ihtiyacımızı karşıladığımız, boy abdesti aldığımız ve cinsi yakınlık anları geliyor. Bu durumda yazıcı melekler geçici olarak yanımızdan ayrılırlar. Bu yüzden de tuvalet ihtiyacı sırasında konuşulması pek doğru karşılanmaz. Peki onlar yanımızda değilken nasıl oluyor da o sırada işlediğimiz günah ve sevaplardan haberleri oluyor? Böyle anlarda Allah-u Teala melekleri için kullarının içinden geçenleri bilip hissedebilecek bir takım işaretler yaratır. Böylece o esnada kaydedilmesi gerekenlerden yazıcı meleklerin haberi olmaktadır. Bazı insanlar bir arkadaşıyla karşılaşıp ona selam verirken sanki birden fazla kişiye selam verir gibi çoğul konuşmaktadırlar. Çünkü bilirler ki o kişi yalnız değil, onunla birlikte Kiramen Katibin de o sırada oradadır. Sağdaki sevapları yazan melek soldakinin amiridir. Bir kişi herhangi bir günah işlediği zaman soldaki melek onu hemen yazmak istese de sağdaki Allah'ın izniyle ona engel olarak günahı yazmadan önce bir süre beklemesini söyler. Belki bu süre içerisinde kul yaptığından pişman olur ve tövbe eder. Eğer tövbe ve istiğfar etmezse bu durumda zamanı gelince ona bir günah yazarsın. Hastalandığımız zamanlar ise Allah yazıcı meleklerine şöyle emreder. Kulum için hastalığı süresince önceden her gün ve her gece işlediği kadar hayırlı ameli yazınız. Merak edilen bir başka konu ise kafirlerin de yazıcı meleklerinin var olup olmaması konusudur. İslam alimlerinin bu konuda genel görüşü kafirlerin de hafaza meleklerinin var olduğu yönünde. Nitekim hesap günü kafirlerin kitaplarının sollarından kendilerine verilecek olduğunu biliyoruz. Böylece onların da hayatları boyunca yazıcı melekleri işledikleri günahları defterlerine kaydetmektedir. Soldaki melek bunları yazarken sağdaki de onu izleyerek ona şahitlik yapmakta. Yazıcı meleklerimiz Allah katında son derece değerli ve şerefli varlıklardır. Bu yüzden onlara karşı saygılı olmamız, onların varlığını hatırlayarak utanma ve toparlanma hissimize sahip olmamız gerekmektedir. Eğer kişi kirlendiğinde derhal gusül abdesti almaz ve cünüp gezerse sağ ve solumuzdaki meleklerimiz bu durumdan incinmektedirler. Andolsun biz insanı yarattık ve nefsinin ona ne fısıldadığını biliriz.
Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Onun sağında ve solunda oturan iki alıcı melek onun sözlerini ve işlerini kaydetmektedirler. Yoksa biz onların sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmez miyiz sanıyorlar? Hayır, işitiriz ve yanlarında bulunan elçilerimiz de her yaptıklarını yazarlar. Peki ya bizler hayatımızı kaybettikten sonra? Evet, hayatımız boyunca yanımızdan ayrılmayan bu iki arkadaşımız bizler vefat ettikten sonra da bizi bırakmayıp mezarımızın başında beklemeye devam edecekler. Ta ki hakkımızda şahitlik yapacakları hesap günü gelene dek.